mobbinge uğramadan, taciz tehdit edilmeden, öldürülmeden yaşamak istiyorum. Şiddetsiz yaşam benim hakkım. Rencim, çalışmak ve iş bulmak için çorfili ya da tanıdık birine değil, liyakata ihtiyacım var. Çalışmak benim hakkım. Fikirlerimi özgürce ifade edemiyorum ki. Düşüncelerimi yazdığımda ve bunu sosyal medyalarda paylaştığımda şafak baktı kapıma polis dayanıyor. Halbuki düşünce ve fikir özgürlüğü benim hakkım. KHK ile ihraç edildim. Hakkımda hiçbir dava ya da soruşturma açılmadı. Adil yargılanmak benim hakkım. Yıllarca emek verip öğretmen oldum. Atamam yapılmadığı için sanayide çalışmak zorundayım. Atanmak ve kendi mesleğimi yapmak benim hakkım. Toplumsal yaşamda engellerle ve ayrımcılıklarla karşılaşıyorum. Engelsiz yaşam benim hakkım. Ben anneyim. Çocuğumu bırakacak bir yer olmadığı için çalışamıyorum. Ücretsiz kreş benim hakkım. Kağıt toplarak ailemi geçindiriyorum. Sokakta değil, okulda olmak istiyorum. Okul okumak benim hakkım. Pek çok hastalığın ilacı devlet tarafından karşılanmıyor. İlaç krizi yaşanıyor. Ücretsiz ilaca ulaşmak benim hakkım. Gerçekleri yazan gazeteciler tehdit ediliyor, saldırıya uğruyor, yargılanıyor ve hatta hapsediliyor. Televizyon kanalları gazetelere ilan ambargoları uygulanıyor. Gerçekleri öğrenmek ve özgür, bağımsız haber benim hakkım. İstemekten asla çekinmeyin. Bunlar bizim en temel haklarımız. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününüz kutlu olsun.